Hemen sıcak notları almak için bir bölgeye gidelim. Nedim Bayhan ve kameraman Uğur Koçkaya sınırın sıfır hattında Cudi'de haber nöbetinde. Şimdi bu dünkü güvenlik zirvesinden sonra acaba Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik bir kara harekatı olur mu diye bekleniyordu. Bir hazırlık var mı? Onu sorayım Nedim sana. Konuştuğunuz kaynaklardan aldığınız bilgiler ne yönde? Ve tabii dün yoğun bir şekilde sınır ötesinin vurulduğunu biliyorduk. Bugün yine aynı hareketlilik var mı orada? Neler yaşanıyor? Damla, öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Tabi operasyonlar hain saldırının ardından sıklaştı, onu ifade edelim. Milli Savunma Bakanlığı da duyurularını da sıklaştırdı. Şu ana kadar 64 terörist PKK'lı ve YPG'li öldürüldü, bunu ifade edelim. Bugün de 7 PKK ve YPG üyesi terörist sızma girişiminde bulundu. Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı'nda temizlenen bölge olan Kamışlı'ya sızma girişiminde bulundu. O 7 terörist de kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Tabii bizler o geceden itibaren buradayız. Malatya ve Diyarbakır'daki anajet üslerinden sürekli F-16'lar ve F-4'ler havalanıyor. Sürekli Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyine bombardımanlar gerçekleşiyor. Ve aynı zamanda işte Kamışlı bölgesi ve Şırnak, aynı zamanda Hakkari tarafları da sınır bölgelerindeki sınır karakolları tarafından, bugün yayınımızda da bahsetmiştik, 500 metre aralıklarla Milli Savunma Bakanlığı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktaları var. Dediğim gibi sadece 500 metre aralıklarla, yani o kadar kısa bir mesafede konuşlanıyor ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz herhangi bir olay, herhangi bir risk almadan sürekli Kuzey Irak ve Suriye sınırları izleniyor ve termal kameralarla izleniyor. Ama kış aylarına geldiğimiz zaman dediğimiz gibi Kuzey Irak'ta bulunan bir dörtgen var. Dörtgen var: Metina, Gara, Kandil ve Zap bölgesi. Maalesef ki Metina'da sızma girişimi gerçekleşti. 9 askerimizi şehit verdik. 4'ü yaralandı. Onların da tedavisi hastanede devam ediyor. Tabii Metina bölgesi bir anda bu tarz saldırılara maruz kalmaya başladı. Çünkü 23 Aralık tarihine geldiğimiz zaman yine aynı bölge, yine aynı hava şartları, karlı bir hava durumundan bahsediyorum. Sisli, puslu bir hava durumundan bahsediyorum ve bu meydana geldiği zaman terör örgütleri de bunu fırsat bilerek o bölgede bir sızma girişiminde bulunuyor ve kahraman Mehmetçiklerimiz de o sızma girişimini önlüyorlar. Onu ifade edelim. Bütün gün biz kameraman arkadaşım Uğur Koçkaya ile beraber Şırnak'taydık. Dağlara gittik. Orada yine senin söylediğin gibi yerel halkla da konuştuk. Şunu söyleyelim. Burada operasyon dünkü güvenlik bildirisine kadar bekleniyordu. Biz gazeteciler de bekleniyorduk. Çünkü 23 Aralık'ta yapılan yapılan saldırıda hayatını kaybeden 12 askerimiz vardı. Ondan sonra bir öyle bir güvenlik zirvesi yapılmamıştı. Böyle bir güvenlik zirvesi hazırlanınca, toplanınca bizler de acaba kara harekatına bir hazırlık yapılır mı diye bekliyorduk ama şu ana kadar böyle bir bilgi yok. Burada sınırda aldığımız koruyucularla da sürekli temas halindeyiz. Onlarla da konuşuyoruz. Herhangi bir kara harekatı şu ana kadar biz bilgisini almadık. Ama şunu söyleyelim, operasyonlar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sürekli operasyonlar yapıyor. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyine, dediğim gibi 54 hedef imha edildi bu zamana kadar o hain saldırıdan. Nedir bu hedefler? İşte terör örgütlerinin sığınak olarak kullandığı noktalar, silah depoları, aynı zamanda Kamışlı'da bulunan, bizler Nusaybin'den o kısmı görebiliyoruz, Kamışlı'da bulunan petrol tesisleri, enerji tesisleri, terör örgütüne ait noktalar hedef alınıyor. Operasyonlar devam edecek. Biz de kameraman arkadaşım Uğur Koçkaya ile beraber operasyonları takip edeceğiz bölgeden. Sıcak anlar yaşandığı zaman da Sözcü Televizyonu ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz. Nedim Bayhan'a ve Uğur Koçkaya'ya teşekkür edelim. Haber nöbetleri devam ediyor.